Ben Doktor Murat. Öğle arası tatilindeyim. İsviçre'deyim. Ve yayınınıza rastladım. Cildiniz çok beyaz ve genel olarak cilt hastalığı olan stomas hastaları bu kadar beyaz olur ve tehlikelidir. Kontrol etmem için ayağınızı gösterirseniz ayak izinden belli oluyor seviyesi. Tehlikedesiniz, bana güvenin. Birkaç dakika ayağınızı ekrana tutsanız hastalığı çözümleyebilirim. Saygılar. Tamam. Vashi no na wa Kirai Yoshikage. Nenrei 33 sai. 自宅は森王朝北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀遊チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。Anladın mı reis buradan? Abi kömür madeninde mi çalışıyorsun? Hayır. Ev müstakil olduğu için devamlı tozlanıyor. Ben de çıplak ayak dolaşmayı seviyorum. O sebepten ayaklarımın altı hep siyah. Yani aslında ev tozlanmaz. Ama onun için mutfak robotu ve süpürge lazım. O da şu an İstanbul'da. Hem sinir bozan ama hem de vazgeçemediğim bir şey. Annen. Şehvet etkiliyor diyorlar ya çocuğu. Etkiliyor. Ya çocuk olması konusunda şehvet önemli. Çünkü arkadaşlar biz erkekler olarak biliyorsunuz camımızın hepsini boşaltamıyoruz. Ve her işte de hamile kalma gibi bir durum söz konusu değil yani. Kimisi var iki tarafta kısır değil. Bakıyorsun spermi yerinde işte çalışıyor, morfolojisi güzel. Kadına bakıyorsun işte tüpleri açık, yumurtayı güzel basıyor. E çocuk yok yapamıyoruz, olmuyor. Olabiliyor yani. Daha dün işi pişirecektim bir türlü tam kalkmadı. O da oluyor, o da oluyor. Arkadaşlar bunlardan utanmayın ya. Bunlardan utanmayın, olur yani. Yeri gelir içindeyken bile gider kardeşim, olur bunlar ya. Bunlara takmayın kafanızı. Vallahi psikoloğunuz bozulur. Olabilir bunlar. Erken boşalma ne olacak? Ya kardeşim erken boşalma sorunun varsa iki kere yap. Bu kadar basit bunun çözümü ya. Anladın mı? Bir kere ateş et. Sonra biraz dinlen. Bir şeyler izleyin. Film izleyin. Bir şeyler yapın. İkinciyi yap. Bak bakayım erken boşalıyor musun? Üçüne git. Dördüne git. Ateş et kardeşim ya. İlki kısa sürebilir. Bu normal yani. O senin... Şimdi kardeşim bakın. Bir sekste... Niye seks yayın oldu bu ya? Ben ne anlatıyorum şu an ya? Etsu niye durdurmuyorsun beni? Saat 12 geçince genelde kayıyor. Bak kardeşim sekste fazla parametre vardır. O gün partnerin sana çok güzel görünür. Bir bakışı, gülümserken dudağının ucunun hafif yukarı kayması. Herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Beynimiz kimyasallarla hareket eden organdır yani. Hani herhangi bir şey olabilir. O gün bir şeye kilitlenirsin. Dersin ki ulan ne kadar güzel lan bugün. Anladın mı? Böyle bir herhangi bir şey olabilir yani. Dersin ki aa bugün bir şeyler oluyor bana ya falan. Yani icabında öpüşürken gidersin yani. İlk mermiyi sıkarsın. Olabilir. Olabilir. Abazalık o. Hiç alakası yok. Kardeşim ben 3,5 yıllık evliyim. Bana da oluyor bazen. Abi porno aldatmaya giriyor mu? Porno aldatmaya girmez. Porno aldatmaya girmez. Evet. Porno olur. İkisi farklı şeyler aga. Escort girer canım. Yani cinsel bir act abi o sonuçta. Porno başka bir şey. Ya bu iki taraf için de geçerli. Abi sonuçta şöyle bir şey arkadaşlar. Siz şimdi... Kaçınız uzun ilişki yaşadı bilmiyorum da. Ya bazen partnerinin canı istemiyor olabilir abi. Geri gelir bir hafta istemez yani. Olabilir, depresyondadır. Bir şeydir. Başka bir sebebi olabilir. Hiçbir sebebi olmayabilir. Sen de istemeyebilirsin. O da istemeyebilir. Oluyor oluyor. Öyle olabilir yani. Bunlar çok normal. Ama o noktada sen çok istiyorsan ne yapacaksın? Duvarı mı isteyeceksin? Açıyorsun pornonu patlatıyorsun bir yani. Ne yapacaksın? Şeyde yapmamak lazım yani. İstemiyor deyip de yüklenmemek lazım. Nasıl istemiyorsun falan. Hayır canım. Falan. İstemiyorum dediği anda ha ok diyeceksin. Bu budur yani. Bu başka bir yolu yok. Bunu ne yapacaksın? Yani tecavüz mü edeceksin yani? Biz Türkiye'de bunu tam çözemedik ama anlamıyorlar yani. İnsan eşini tecavüz edebilir mi? Eder abi. Kadın istemiyorsa ve eşini zorla yoksa bu da tecavüzdür yani. Bu da tecavüzdür. O kıncanı istemiyorsa s**eceksin. Bu kadar basit yani. Abi boşalamıyorsak ne olacak? Doktora mı gitmeliyim? Hayır, madalya takmalısın. Bu güzel bir özellik. Ya benim bir arkadaşım vardı onun gibisi. O da bak şöyle bak aynısını yapıyorum. Abi olmuyor, sevişemiyoruz. Ne oldu diyorum. Bak da ağzının adını söylüyordum ha. Ne oldu X diyorum. Girmiyor abi. İlk öğrendiğimde şaşkınlığımı gizleyemedim. Meğer bunda zargana y**a varmış. Kızı da çok seviyor. Kızı da çok seviyor. Bayağı hani çok romantik başlayan bir ilişki. Ama cinsellikle ilişkiyi tamamlayamıyorlar. Anladın mı? Geldi bana ağlamakla anlatıyor, tamam mı? Gülsem mi? Ağlasam mı? Bir de ciddi anlatıyor. Ciddi anlatıyor. Ben diyorum ki adamın kocaman y**a var. Önümde iki büktüm yani. Ulan ne dertler var be y**a. Kafanın içinde değil mi? Bunu düşünüyorsun. Adam önümde iki büktüm böyle.
olmuyor Ahmet, yapamıyoruz işte ya. Çok denedik abi ya falan. Ne yapalım falan. Ya diyorum kız vajinistos mu diyorum. Yok diyor, gayet normal falan. Allah Allah diyorum. Olmuyor mu şimdi diyorum. Olmuyor abi falan. Allah Allah abi, yani Allah Allah. Abi bir görebilir miyim? Abi çıkar da gölgesinde bırak, içine koyayım. Ne olmuyor? Abi 13 santimden ne yapılır? Abicim sen en iyisisin. 13 santim ideal, çok iyisin. Rahat ol. Çok iyi 13 santim. En iyisi. Tabii ki en iyisisin ya. Fazlası zarar değil mi? Ya fazlası şöyle zarar. Sertleşme problemi yaşayanların çoğu 15 plus yani. Oraya kan gidecek. Yalıyorsun, gitmiyor. Öpüyorsun, kokluyorsun, koynuna koyuyorsun, gitmiyor. Böyle bir şey, böyle sallanıyorsa ben biliyorum, tecrübeliyim. Böyle böyle aşağı yukarı yani. 13 sen selamünaleyküm dediğin anda efendim abi elin tuzlukla geliyor hemen. Abi neredeyiz? Abi burada mıyız? Hiç diyemedim. Sik diyorsun, hemen geliyor böyle elinde havluyla. Efendim buyurun, kimi tutuyoruz, ne yapıyoruz? Ben hazırım. Sem sertim, mermer gibiyim. Anladın mı? Şimdi hani çok büyük olması da çok şey değil abi. Onu çok da kafanıza takmayın yani. Sert olması ve uzun gitmeniz önemli. Abi kayganlaştırıcıyı penisime mi süreceğim yoksa adamın tüne mi? İkisine de. Yani ikisi de olur ama peniste olduğu zaman, şimdi g**te girerken şöyle düşün. Penise sürdün. Arkaya toplaya toplaya bir katman oluşturuyor. En son kökünde şurada böyle bir kayganlaştırıcı katmanı oluyor. Girdiğindeki o... Mükemmel içerik. Abi sertleşmede sorun yok. Final olmuyor sadece. Karşı taraf genelde memnun. Ama ben bu bir problem mi var acaba diye korkuyorum. Performansta sorun yok. Şimdi orada bence... şöyle bir şey var. Sen kendin çektiğinde boşalıyor musun? Bu bilgiyi de verirsen ona göre sana yardımcı olacağım. Sen kendin çektiğinde boşalıyor musun baba? Eğer cevabın evetse, karşı tarafla cinsel ilişkiye girdiğinde boşalamıyorsan, senin yolun psikolog. Senin yolun psikolog. Psikoloğa gideceksin. Ya da gay falan olabilirsin, haberin yoktur mesela. Hani kadın kişisinden hoşlanmıyorsundur belki de. Who knows? Tabii oyunu. Başlıkta ritmi var. Hazırsan güçlüyse, ben söyleyeceğim. Anne sütündeki prebiyotikler. Bu ne ya? Ne kadar salakça bir şey bu. Umarım bu yayın Overwatch oynamaz. Başladılar yine. Abi şunu geç, bunu geç. Ona mı geçtin? Adios o zaman. Ben kaçar abi. Abi bakayım ne oynuyor? Caho ananı s**eyim, bu oyun oynanır mı? Ben yayınlaşmadan önce ne izliyordun? Valorant izliyordum. Ama senin oynadığın oyunu beğenmiyorum. Koyduklarım. Bütün gün Valorant izliyorsunuz lan. Ne oynarsam izleyeceksiniz. Hepinizin a**ına koruma. Ne oynarsam izleyeceksiniz lan. Ben sizin üstünüze kültür atıyorum be. Pislik herifler. Abi sansür yasası yürürlüğe girdi. O zaman ifade özgürlüğüne bir recatto saygı duruşu. Reis'le geldim, reis'le giderim. Neden kral? Adam gibi adam. Her önüne gelen reis'e saldırıyor kardeşim. Adam avradına bir çay bardak çay ver diyemiyor. Bahane reis. Ulan dünya bir düşmanısa bir adama bil ki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim. Gönderiyor. Adam gibi adam lan. Ölürsem onu ölürüm kardeşim. Ben Kayserliyim. Ben reis'ine geldim, reis'ine giderim. Reis adamın aklını alır, rol yaptırmaz. Ben bununla geldim, bununla giderim lan. Hacı değil. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüme satın alamazsın. Duygular alamaz. Adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Adam hücrattan evde 3 tane çocuğuyla ben baş edemiyorum. Anasını satayım, buraya 100 milyonluk ülke. Bir de Orta Doğu. Bulunduğun konjonktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbızına bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun oğlum. Ben ne diyeyim yani. Abi üstüne geliyorlar oğlum. Dünya üstüne gel. Kim gelirse gel lan. Ferişler geçse reisler bir şey yapamaz. Reis devam. Öldü öyle. Yunan'a ç- Bundan sonra benim eşkal. Gel oğlum. Gel babacığım. Hadi kakaya gideceğiz. Gel. Gel kakaya gideceğiz. Gel. Gel. Arkada oda müziği çalıyor bak, sinirlenemiyorum. Huşuyla doldum. Koydum o köpeği, gel şuraya. Afret. Aferin gel. Aferin babası. O bir tanesiymiş o, gelsin. Oh bugün babası onu 45 dakika boyunca taradı. Fazla tüylerimizden kurtulduk. İstenmeyen tüylerimizden kurtulduk. Oh mis gibi oldun bak. Parlıyor benim oğlum, görüyor musunuz? A**a koyayım, ışıklar da kapalı. Afret neredesin, görünmüyorsun? Oğlum şu gözlerin bana görüyorsun şimdi. Oh.
Ah oh, mis gibi kokar bu oğlan. İndireyim mi şunu? İndireyim mi? Bir öpücük ver. Öpücük ver. Öpücük ver. O benim bir tanem. Ah oh, hadi tamam. Çıkın benim. Kaç yaşında? Minimum 9. Yani ben aldığımda 4 yaşında falandı. 3-4 yaşındaydı. 6 yıl oldu ben alalı. 9-10. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Hatta ikizimle... Aa sen o musun? Tuncay Vural. Tamam ya şimdi hatırladım oğlum. İkiz olarak gelen tek bir sen vardın zaten. Ya kral ya. Oğlum desene ben Tuncay'ım diye. Abi göte göbeğe bak benim bu arada ya. Who is this motherfucker ya? Ay iğrenç görünüyorum, benim kilo vermem lazım. Bu ne? Bakar mısınız ne kadar iğrenç çıkmışım ya. Göte göbeğe bak ne koyayım. Şuradaki simite bakar mısın? Bakar mısın simite? Sarkan memeye bak. Bak sarkan memeye bak. It's the crazy frog. Bang bang. Bu akşam konuğumuz. Saka sularını dolduran o çalışan. Hoş geldin Mahmut. Merhaba. Bu kodumun şişelerini neden ağzına kadar dolduruyorsunuz? Ya siz daha fazla için diye. Bu dudak payı koymadığınız için açtığımızda üstümüze dökülüyor, biliyor muydunuz? Öyle mi? Bunu biraz daha az doldurur musunuz? Teşekkür ederim. Vallahi bizim için daha uygun olur. Sudan tasarruf etmiş oluruz. Bu düzeltmeyi yapacağız. Teşekkürler Mahmut. Bana bakın, bu yayında beni eleştirirseniz... Lucy'yi öldürürüm! Lucy'yi öldürürüm! Bu hayvanı öldürürüm! Aşkım. Yaşma. Aşkım. Korktu hayvan. Aşkım benim. Oh. Alfred öldürmedi, Lucy hiç öldü. Alfred öldürmeyi denedim, başarılı olamadım.